Bismillahirrahmanirrahim. Ve hani sizden iki bölük Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde korkarak geri çekilmeye geltenmişlerdi. Halbuki müminlere düşen yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir. İnsanlara yumuşak davranman da Allah'ın merhametinin eseridir. Eğer katı yürekli kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılı verirlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet. Onlar için mağfiret dile. Ve işleri onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et. Allah, muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, Size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet o sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir demişlerdir. Münafıklar sana baş üstüne derler. Fakat yanından çıkınca onlardan bir güruh gece karanlığında senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah, onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen, suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de, Allah'a havale et. Ona tevekkül et. Sana vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de o bunların ellerini size zarar vermekten men etmişti. Allah'ın hukukuna haksızlık etmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki: Üzerlerine hücum edin kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi? Muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz yalnız Allah'a dayanın. Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak Allah'a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz, bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki, yanlarında Allah zikredilince, kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca, bu, onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinleri aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah, semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir de ki Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş ne yazmışsa başımıza ancak o gelir mevlamız sahibimiz odur onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler eğer onlar Allah'ın ve resulünün kendilerine verdiklerine razı olsalar ve Allah'ın lütfu bize yeter Allah bize lütfundan yine verir. Resulü de "Bizim istediğimiz sadece Allah'ın rızasıdır." deselerdi kendileri için elbette daha iyi olurdu. Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse "Ey Resulüm!" de ki: "Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben yalnız ona dayanırım. Çünkü o büyük arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir. Onlara Nuh hakkındaki haberi oku. O halkına, ey benim halkım dedi. Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, şunu bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Siz de şerik koştuklarınızla beraber toplanıp, İşinizi kararlaştırın ki, tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden, hakkımdaki hükmünüzü uygulayın. Musa, ey milletim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz. Ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz, bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme. Ben benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki mukadderatı onun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir. Şuayb: Ey halkım dedi. Ya ben, Rabbimden gelen, açık deliyle dayanıyorsam ve O, kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse, O'na nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek, kendim onları işlemek istemiyorum ki. istediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece, Allah'ın yardımı ile olur. Onun için ben de yalnız ona dayanıyorum ona yöneliyorum. Bununla beraber göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler hükmetmesi için ona götürülür. Öyleyse sen yalnız ona ibadet et yalnız ona dayan ona güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Ve evlatlarım diye ilave etti Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem Zira hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır Onun içindir ki ben ancak ona dayanır ona güvenirim Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler işte senden önce peygamberler gönderdiğimiz gibi sana vahyettiğimiz kitabı onlara okuman için seni de kendilerinden önce nice milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Onlar ise Rahman'a nankörlük eder, onu tanımazlar. de ki: O benim Rabbimdir. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandım, tövbem ve dönüşüm Yalnız O'nadır. Resulleri onlara, "Evet," dediler. "Biz sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Allah'ın izni olmadıkça size mucize göstermemiz mümkün değildir. O halde müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler." Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki gireceğimiz yolları bize o gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Aslında iman edip Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde, onun bir nüfuzu yoktur. Öyleyse sen, ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve onu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter. Sen, o aziz rahime, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan. O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol, gerçekliği meydanda olan hak yoludur. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen müminlerdir. Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter. Onlar öyle seçkin kimselerdir ki, Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. O'nu sayıp çekinirler ondan başka kimseden çekinmezler hesaba çeken olarak Allah yeter eğer onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsan Allah yarattı derler de ki peki öyleyse şimdi baksanıza Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şu nesnelere şayet Allah bana bir musibet verirse Bunlar o musibeti giderebilirler mi? Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse, o rahmeti engelleyebilirler mi? Şu halde sen şöyle de, Allah bana kafidir. Güvenecek yer arayanlar da, yalnız ona dayanıp güvensinler. Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki, onun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız O'na dayanır ve güvenir, O'na yönelip gönül veririm. Size verilen ne varsa, hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında, ahirette olan nimetlerse, iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır. Böyle meşru olmayan kulisler, Mü'minleri üzüntüye boğmak için, şeytan tarafından telkin edilir. Ama Allah dilemedikçe, bu onlara asla zarar veremez. Onun için mü'minler de, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar, hemşehrilerine şöyle demişlerdi. Bizim ne sizinle, ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişkimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir, demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur. Ey yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Allahu la ilahe illa ve alallahi fel mu'minun. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Mü'minler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. Bekleme sürelerinin, üç adet süresinin sonuna yaklaştıkları zaman, onları ya güzelce evinizde alıkoyun, evliliği devam ettirin, yahut güzellikle ayrılın ve bu boşanmaya sizden iki adil kimseyi şahit tutun ve şahitliği de Allah için dürüst yapın. İşte sizden Allah'a ve ahirete iman edenlere verilen talimat, yapılan tavsiye budur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a dayanıp güvenene Allah kafidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir. De ki: Sizi imana davet ettiğimiz ilah Rahmandır. Biz ona iman ettik, ona dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın, yalnız ona güven.